Ha. Abi selamın aleyküm. Hayatım boyunca kendimi bir kere bile değerli hissetmedim. Hayatımda değerli hissettiren biri de olmadı. Oldum olası hep ailevi sorunlarla mücadele ettim. Kendimi bir işlevsiz biri olarak görüyorum. Bana verebilecek herhangi bir tavsiyen var mı? Rica ediyorum. Bu agaya bir konuşalım o zaman. Bir çıtır konuşayım. Ben sana bir olay anlatayım. Benim hayatım boyunca ailem hiç onaylamadı. Yani hayatımın hiçbir yerinde annem böyle başarılısın, babam başarılı bir çocuksun demedi. Durmadan böyle komşu çocuklarını gösterirdi. Parmaklarıyla birlikte işte bu senden daha iyi, şu senden daha iyi. Babam gelirdi işte şu senden daha iyi, senden hiçbir bok olmaz, hiçbir sik olmaz deyip de böyle saatlerini verip sadece beni aşağılarlardı. Yani okula gittiğimde de başarısız bir çocuktum. Hayatımın hiçbir yerinde böyle övüldüğümü, iyi bir şekilde yoluna, yordamına girdiğini hiç hatırlamıyorum yani hayatımın. Ki aileden başladı bunlar. Bir insanın baştan ailesinin kendisini onaylamaması ve arkasında durmaması, adı altında söylüyorum, ebeveyn rolü oynadığını söyleyip ben seni doğurdum, ben sana baktım triplere girmesi inanılmaz derecede kötü bir şey. Bak kendi ailemden de örnek veriyorum sana. Hiç onaylamadılar kanka beni çıktığım yolda. Yıllar sonra yayıncılık başladı işte. Biz bir şeyler kazandık. Sponsorluktur, ıvırdır, zıvırdır. Önlerine işte verdi, bir şeyler koyduk ailemin. Yani en azından kendi refah seviyemizi bir tık daha ileriye taşıyabilecek bir para koydum önlerine. Ardından bana başarılı olduğumu söylediler. Bak aile dediğin sıfattaki insan parayı önünü koyunca sana başarılı diyor. Aslında bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani ne bileyim yaptığın işlerden bile yani hiçbir bok yapamasan bile seni en azından bir arkanda hadi yaparsın. Beceremeyeceksen bile en azından hadi sen yaparsın demesi gerekirken ailen bile senin üstüne geliyor. Benden örnek al oğlum. Ben annesinden babasından vazgeçmiş bir çocuğum yani şu an tek yaşıyorum. 4 senedir 5 senedir de bu şekilde gidiyor. Şu an yani böyle dini unsurlarla duygusal açıdan bakan bir insana büyük ihtimalle yeryüzündeki şeytan gibiyimdir. Annene babana nasıl sevmezsin? Nasıl sevmezsin anne baba? Allah senin belanı versin diyor. Bunlar bana sevgi vermedi. Çocukken dayak yedim bir ton. Bunların problemlerini yaşadık. Ne oldu şimdi hayata mı küseceğiz yani? Bitecek mi yani bütün mesele burada? İki yaptığımız boktan olay yüzünden sırf bana başarısızsın dedikleri içinde ben vaz mı geçeceğim yolundan? Sen de mi vazgeçeceksin bro? Yani bunlar boş beleş hareketler. Ya sana zaten insanlar ilk seferinde yapamayacaksın diyecek. Oğlum en kaliteli dediğin adam bile ya. Övdüğün adam bile. Senin idolün dediğin adam bile önüne gelecek, seni aşağılayacak. Günün birinde zaten bir yerlere gelince zaten seni aşağılamaya başlıyor. Bak ben sana genci kariyerimden bir tane örnek vereyim. İlk yayın açtığım zamanlar 6 saatlik Max Payne yayını, bunu zaten genel ortalama izleyicinin hepsi biliyordur. Sıfır izlendiğim bir tane yayın var. 6 saat boyunca sıfır izlendim bak sıfır. Chat'e bir tane adam geldi. Bu da boktan bir adam. CSGO hilesi satıyor bot. Anladın mı? İkinci bir adam daha geldi. Hala daha ismini bilenler bilir. Ali 2727. Chat'e gelip tek muhabbet edebildiğim adamdı. Dedi ki kanka dedi senden hiçbir sik olmayacak. Senin ananı götünden sikeyim yazdı. Bu adama banladık. Bak o kadar zoruma gitti ki son saatlerindeyiz böyle. Yani yayın bitti bitecek artık yani. Kara kara böyle oturdum düşündüm. Ya acaba bu yayıncılığı bıraksam mı? Ya ne bok yapacağım yani? Ne edeceğim acaba? Ya insanlarla muhabbet sohbet etmeyi de seviyorum. Bir yandan hani vakit geçirmeyi de seviyorum. Hobi olarak alanım yani burası, anladın mı? Uzaklaşmak da istemiyorum. Psikolojim bozulmuş, biraz insanlarla muhabbet sohbet etmek iyi geliyor. Aradan tam 8-9 ay geçti. Böyle ortalamalar yavaş yavaş böyle gitgide artıyor artık. Böyle 1000 bandından aşağı inmemeye başladı. Moderatör alımları. Ali 2727 tekrar chat'e gelmiş şey yazıyor. Başarılı olacağını biliyordum. Moderatörün yapar mısın? Bak. Senden ilk başta nefret edecekler zaten. Seni zaten sevmeyecekler. Zaten sana işlevsiz, hiçbir sike yaramadığını söyleyecekler ilk başta. Bu orospu evlatlarının önünde dik durabilmen için savaşman gerekiyor. Ağladığında kimse sana kapı açmayacak. O yüzden kardeşim, sana değersiz hissettiren, senin hiçbir işe yaramayacağını söyleyen insanlara sessiz kal. Elinden geldiğince de mücadele et. Günün birinde iyi yerlere geldiğinde zaten seni konuşacaklar. İyi yerlere geldiğinde zaten seni anlatmaya başlayacaklar. Arkandan dramada çevirecekler. Onun götünü yaladı, bunun götünü yaladı. Şöyle çıktı, böyle çıktı yalanları da atacaklar. Ben onları biliyorum yani. Çünkü senelerdir o kesimle birlikte mücadele ediyorum ben yani. Emin ol. O yüzden üzülme kardeşim benim. Samet kardeşim. Seni seviyorum. Böyle aptal şeylere takma. İşlevsiz bir kardeşimiz değilsin sen. Seni canını yerim. Öpüyorum. İnşallah iyi gelmiştir bu konuşma sana. Bir çıtır.
En azından kimsenin vermediği o değeri bu abim verdiyse sana, senin için bak burada konuştuk yani, bak gülüyorduk, en ünlük saldık, bir ciddi konuşma yaptık. Kendini iyi hissettiysen mük. Hadi şimdi devam ediyorum. Hiç şaşırmadan. 2 yıl modu devam. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek dönence. Biliyorum.